Merhaba beyler. Yağ filtresini değiştireceğiz. Ben tıpayı söktüm. Şişemizi ayarladık. Yağ süzüldükten sonra filtremizi de çıkarıp tıpasını kapatacağız. Evet beyler, şimdi yağ içindeki bitti. Filtreyi çıkaracağız. Filtre çıkarma aletimiz yok. Onu elle sökeceğiz. Bakalım çıkacak mı? Bir öncekini elle sökmüştüm. Bu da muhtemel çıkacaktık. Islak mendille güzelce sildik. Elimiz ıslak mendilin ıslaklığıyla hafif böyle nemli. Şimdi elimizle sökeceğiz. Elimizle sıktığımız yağ filtresini elimizle sökemedik. Demokraside çare tükenmez. Şimdi marangozların kullandığı işkence aleti var ya, onunla sökeceğiz. Şu ağız yerini de bir sileyim dedim. Elim girmedi. Orada süzek varmış. Şöyle size de göstereyim. El onun için girmiyormuş. Oradan geliyor yağlar. Şimdi orayı silip tıpayı takacağım. Filtreyi takıp yağımızı koyacağız. Beyler, yağ filtresini de içini doldurduk. Yağımızı koyduk. Çünkü yağlamaya biraz geç başlıyor. Bir 13-14 saniye kadar sürüyor. Daha önce yağ değiştirdiğimde yağ filtresinin içine yağ koymamıştım. Direkt o şekilde taktım. Kaç saniyede yağlamaya başlayacak diye de videosunu çekmiştim. Üst tarafta ekliyorum. Bir 13-14 saniye kadar sürdü. Daha erken yağlamaya başlaması için. Şimdi yağ filtresinin de içine yağ koydum. Şu etrafındaki siyah olan contayı da yağladık. Çünkü sıkarken conta zarar görmemesi için. Şimdi yağ filtremizi takıyorum. Bunu sıkarken elimizle sıkmamız yeterli. Ben iki elimle birazcık daha sıkılaştıracağım. Alt taraftan tıpasını taktım. Şimdi de yağını ekleyeceğim.
Yanlışlıkla koyduk. Tamam. Şimdi bir marş yapalım. Bakalım yağ filtresi kaç saniye sonra sönecek. Hemen söndü. Diğerinde 12-13 saniye sürüyordu. Böyle koymamız daha iyi oldu. Belki bir sıkıntı yapmaz ama ne kadar erken sönmez, ne kadar erken sönerse o kadar iyi. 1-2 saniye içinde söndü. Yağ filtre değişimimizi de tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.